arkadaşlar çıkarmış olduğumuz kesimi burada taşları döşeyerek bitirmiş olduk. Yani ikinci katımız giydirmelerle beraber bizim için hazır. Bundan sonraki aşamada derinliklerini boşalttığım kağıdın arkasını döndürerek foto bloklama işlemine geçiyorum. Şu an ben hazır olsun diye döşedim. Şimdi yapıştırma işlemini tekrar göstereceğim. Foto blokları resmin üzerine hazırlarsanız, daha sonra silikonlamaya geçerseniz sizin için daha kolay olacaktır. Yine dediğim gibi taşırmadan foto blokları resmin dışına, boşluklara çıkmayacak şekilde ayarlayarak yapacağız. Yine foto blokları dikkatli ve sıkı bir şekilde bastırarak kalk olmamasına dikkat edeceğiz. Tamam. Şimdi çökmeler olmaması için aralıklardaki boşlukları da dolduruyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz diğer kısımları ben daha önce yapıştırdım. Hazırlamış olduğumuz kısmı size şöyle tekrar göstereyim. Resmin üçüncü kısmını yapıştırmak için hazırladık. Kalemlemelerimizi yaptık. Çıkartacağımız yerleri boşalttık. Arka kısımlarını foto blokladık. Şimdi resmimiz üçüncü aşamada yapıştırılmak üzere hazır. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi foto bloklama işlemi resme derinlik ve boyut veriyor. Biraz sonra yapıştırınca tekrar göstereceğim. Yine çok dikkatli yapıştırıyoruz. Aynı resimlerin üzerine gelecek siyahlıklar, aynı siyahlıkların üzerine gelecek şekilde kaydırmadan şimdi tekrar yapıştıracağız. Gördüğünüz gibi arkada giydirme yaptığımız kısım, şu gördüğümüz kısım, taşları giydirdik. Arkada resme daha derinlik vermiş oldu. Şimdi yeniden silikonlama ve yapıştırma işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi üçüncü katı yapıştırırken yardıma ihtiyacım olacak. Arkadaşımı yardım için çağırıyorum. Böyle büyük resimlerde kaydırma yapmamak için yanınızda bir yardımcı arkadaşınız olursa çok daha güzel olur.
resimlerde fotoblok yerine tam yapışacağı noktalara da atış yapabilirsiniz. Resmin yapıştığında emin olduktan sonra yine şu parçamıza da evet. Arkadaşlar şimdi üçüncü katında yapıştırma işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi dördüncü katımıza geçeceğiz.